İyi bir filmden herkese merhaba. Yeni bir formatla karşınızdayız. Genellikle tüm zamanların en büyük şarkı yazarlarından biri olarak kabul edilen Bob Dylan, yaklaşık 60 yıllık kariyeri boyunca popüler kültürde önemli bir figür olmuştur. Şarkıları özellikle 1960'lı yıllardan itibaren medeni haklar ve savaş karşıtı hareketler için marşlar haline gelmiş, yazdığı şarkılar popüler müziğe karşı bir meydan okuma, bir dizi politik, sosyal, felsefi ve edebi etki içermekteydi. O dönemde tartışmasız yeni oluşan ve gelişen karşı kültüre hitap ediyordu. Rolling Thunder Review, Bob Dylan Story by Martin Scorsese. 2019 yapımı. Yönetmeni tabii ki Martin Scorsese. Belgesel Bob Dylan'ın 1975 yılındaki Rolling Thunder Review konser turunu kapsıyor. Ünlü yönetmen önceden çekilmiş görüntülerle ustaca yaptığı röportajları bir araya getirerek harika bir belgesel ortaya çıkarmış. Martin Scorsese'nin 2005'teki No Direction Home'dan sonra Bob Dylan'ı konu aldığı ikinci filmi. İzleyeceğiniz film normalin, bilinenin ötesinde bir anlatıma sahip. Başta size biraz anlamsız gelebilir. Sakın vazgeçmeyin. Müzikler sizi alıp götürecek. Bir bakacaksınız, tarihin içinde keyifli bir gezintiye çıkacaksınız. Kesinlikle sabır diyorum. Her seferinde farklı bir temadan bahseden Dylan, savaşların anlamsızlığından, Tanrı'dan, adaletsizlikten, seksten, aşktan, sevgiden şarkılar söyleyebiliyordu. Ve her seferinde değişik kesimlerin tepkisini çekmeyi başarıyordu. Bir şeyler söylüyordu fakat bir başka sefer aynı şeyleri tekrarlamıyordu. Çoğu kişiye göre o sadece içinden geleni yapıyordu. Belki de kitleler onu görmek istedikleri gibi görüyordu. Folk müziği seçmesinin nedeni de zaten gitarı ve armonikasından başka hiçbir şeye ihtiyacı duymayacak olmasıydı. Kesinlikle düşüncesinden asla taviz vermeyen bir sanatçı. John Baez'in ifadesiyle gördükleri sadece kendisi için bir şey ifade ediyordu. Başkalarının ihtiyaçları için kafa yoran biri değildi. Tamamen kendi bakış açısıyla, hatta turne otobüsünü sürecek kadar kendinden emin ve hedefine kilitlenmişti. Kalabalık konserler yerine daha az insanın katılacağı küçük dinletiler onu tatmin edebiliyordu. Yine Baez'in anlatımıyla gözleri bütün gerçekleri görmüş gibi yaşlı ve kendisi bir kış yaprağı kadar naifti. Bana göre Dylan bir dahidir. Bu belgeselle olan hayranlığım kat kat artmıştır. Özellikle boksör hikayesinin hikayesi ve ona yazdığı şarkı çok anlamlı. Ya da Ira Hayes'e yaptığı şarkı. Turnenin adı bile Kızılderililere adanmış. Rolling Thunder. Yazacak o kadar çok şey var ki mutlaka izlemelisiniz. Belki sohbetin amacından sapmış olacağız ama biraz da onun köklerinden bahsetmekte yarar var. Bob Dylan'ın 3 yıl olarak tasarlayıp yazdığı otobiyografisinde babaannesinin Kars Kağızmanlı olup aile lakabının Kırgız olduğunu, dedesinin de yani babasının babası aynı bölgeden olduğunu, deri ve kundura işleriyle uğraştığını, babaannesinin atalarının Kağızman'a İstanbul'dan geldiklerini, büyükannesi ve dedesinin Kağızman'dan Trabzon'a geçtiklerini, Trabzon'dan gemiyle Güney Rusya'da bir liman kenti olan Odessa'ya, oradan da Amerika'ya göç ettiklerini yazmış. Bob Dylan gerçekten çok özel bir ozan müzisyen. Hem Oscar'ı hem de Nobel Edebiyat Ödülünü kazanmış iki yazardan diğeri George Bernard Shaw'dur biridir. 2016 yılındaki Nobel konuşmasında biz sadece yüzeyde olanları görürüz. Altında yatanları ise
işimize geldiğince yorumlarız diye yaklaşımını ve bakış açısını kısaca ifade etmiştir. Harika bir belgesel, mutlaka izleyin.